Dostlar hepinize merhaba, İstihbarat Tahvil kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları. Biliyorsunuz ki bilançosu yayınlandı, bilançosunu inceleyeceğiz, ona bakacağız, fiyat tahminine bakacağız, grafiklerine bakacağız. Dilerseniz hiç uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle ilk olarak analistlerin fiyat tahminine bakacak olursak, 10 tane analist Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için 1 yıllık fiyat tahminleri maksimum 65,85 olarak ve minimum da 39 lira 98 39 lira 0 36 lira 0,8 tahminine sahip. Öncelikle şu an hissemizin fiyatı 48 lira 18 kuruş, 51 TL seviyelerine kadar çıktı. Test etti bunu, ancak bir geri çekilme yaşadı. Yani bundan sonraki süreçte 65 liraya çıkarsa, analistlerin dediği tutarsa, bize %36,71'lik bir getiri sağlayacak. Ortalamada şu an 50 lira 50 seviyesinde de %4,85'lik bir getiri sağlar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bilançosuna baktım. Bilançosuna göre gerçekten Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları hani bu yıl yatırımcılarının yüzünü güldüreceği yönünde. Bir önceki videolarımıza bakarsanız biz 12 liradan agrot verdik, şu an 50 lira. Biz redleri 25 liradan verdik, şu an 50 lira. Yani biz 2 ayda %100, %200 karlar sağladık bu kanalda. Buna rağmen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa ayıp ediyorlar. Yani bu kadar kazanç sağlayan böyle çok YouTuber olduğunu sanmıyorum. Hiçbir ücret talep etmiyoruz sizden. Dediğim gibi herhangi bir VIP grupmuş, işte aylık 1000 lira verin, grubumuza katılın vesaire. Böyle bir şeyimiz yok zaten sizlerden. Beklentimiz yok. Sadece birer yorum, birer beğeni, bir de abonelik yaparsanız ücretsiz bir şekilde sizler de videolarımıza zaten destek veriyorsunuz. Neyse, bilançosuna da bakalım. Bilançosuna bakacak olursak Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının, bizler bilanço analizlerini genelde fintables.com'dan yapıyoruz. Sizler de istediğiniz şirketler varsa, örnek veriyorum burada Agrotech veya Astor Enerji, hangisi sahipseniz burada bakabilirsiniz. Bizim bugünkü videomuzun içeriği dediğim gibi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları. Şimdiki şurası önemli. Yıllık bazda bize satışlar kısmında %16'lık bir şirketimiz büyüme gerçekleştirmiş. Yani şirketimiz satışlar kısmında kâra geçmiş. Ancak brüt kârda %-4, -44 bir zarar var. 25 milyardan 14 milyara. Esas faaliyet kârı, fabrik ve net dönem kârında da yani şirketimiz gördüğünüz üzere zarar etmiş. Ya zarar demeyelim de net dönem kârı düşmüş, yani 18 milyar nerede, 4 milyar nerede. Ancak bu özet gelir tablosu. Bilançosuna baktığımızda dönem varlıkları %11 oranında artmış. Yani 2023'ün 3. çeyreğini kıyasla 4. çeyrekte, yani bunlar 3 aylık periyotta açıklanan bilançolar, %11'lik bir dönem varlıklarda artışına geçmiş. Duran varlıklarda da %13. Yani bu dönem varlıklar dediğimiz olay, sürekli sermayede alış satış pozisyon, herhangi bir yatırım şeyi olarak düşünün. Duran varlıklarda demirbaşlar olarak, örnek veriyorum, bir fabrika yapımı, malzeme alımı vesaire, ham madde alımı. Finansal borçlar kısmında da %14'lük bir kaybımız mevcut. Şöyle ki 59 milyardan 67 milyara çıkmış finansal borcu. Net borçta %9, 38'den 41. Öz kaynaklarda da, yani bir hisse alırken öz kaynaklar olsun, şuralar olsun, önemli şeyler, burada da %15'lik bir getiri sağlamış. Bundan sonraki süreçte de grafik analizine bakacağız. Bizim fiyat beklentimizi söyleyeceğiz. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Burada grafik şekline baktığımızda, pivot olsun, herhangi bir zikzak modülüyle baktığımızda, şunu bir değiştirelim. Burada 48 lira 18 fiyat olduğunu görüyoruz. Burada bizim en tepe noktamız 51, 51'den düşüş sağladı. Bilançonun açıklanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum açıkçası. O da şöyle bir şey olabilir. Bir saniye, neredeydi o? Yani şöyle yapalım. Yani şu şekilde bir, hani 52 liraları kısa ve orta vadede göreceğini
düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi niteliği değildir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şöyle kapatacak olursak da burada 46 lira 30 kuruş geri çekilme durumu mevcut. Ancak dediğim gibi şuradan baktığımızda zaten testi yapmış, düşmüş. Düşüşten sonra da tekrar şu şekilde bir yukarı yönlü bir yeşil yakacağını düşünüyorum bilançonun açıklanması ile birlikte. Şurada zaten iki kırmızı yandıktan sonra yükseliş gerçekleştiriyor. Burada yine iki kırmızı var. Ha, düşüşü gerçekleştirirse tekrardan 51-52 seviyelerini test edeceğini umuyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir hiçbir videomuz. Ancak kanalımıza baktığınızda yani bizler kısa zamanda güzel karlar elde ettik. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türkiye Anonim Şirketi videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Bundan sonraki video içeriğimizde Miatek olacak. Yeni halka arzlar mevcut. Onların incelemeleri olacak. Hoşça kalın, dostça kalın.